Değerli arkadaşlar, bürokrasi ve siyaset derken öncelikle dersimizde bürokrasi derken bürokrasinin biliyorsunuz birçok manası var. Siyasetin de birçok manası var ama biz burada kastettiğimiz devleti, devlet idaresinde söz sahibi olan, hizmetleri, kamu hizmetlerini yürüten ve vatandaşa karşı da sorumlu olan kurumları kastediyoruz. Devlet idaresindeki temsili noktadaki siyaseti ve icracı noktadaki bürokrasiyi kastediyoruz. Bürokrasi ve siyaset yıllarca insanlık var olduğu sürece var olmuş, kendisini bir şekilde hissettirmiş, kamu hizmetlerinin uygulanması açısından, çatışmalar çıkması açısından, diğer her mecrada kendini hissettirmiş ki kurumdur. Bu kurumlar arasındaki ilişki o ülkedeki, o insanların yaşadığı yerdeki, o yerdeki durumu da ortaya koyması açısından temel belirleyicilerinden birisidir. Demokratik açıdan bürokrasi ve siyaset ilişkisine bakacak olursak, öncelikle şunu belirtmek gerekir ki demokrasilerde halktan direkt yetkiyi alan siyaset kurumu ve halka karşı sorumlu olan siyaset kurumu tabii ki demokratik açıdan bürokrasinin üstünde, hiyerarşik olarak üstünde olması gereken bir noktadadır. Bu demokratik olarak olması gereken bir durum olmasının yanında özellikle ülkemizde ve diğer ülkelerde hukuki açıdan da bir zorunluluktur. Malumunuz anayasada ve Türk ve idare hukuku mevzuatında işte en yüksek kurum mesela meclistir. Yasama faaliyeti yapan, meclisin yapmış olduğu yasalara herkes uymak zorundadır. Sadece bürokrasi değil, tüm insanlar uymak zorundadır. Neticede meclis de siyaset kurumunun görünmüş olduğu, ortaya çıkmış olduğu bir kurumdur. Meclisin yapmış olduğu yasalara herkes uymak zorundadır. Yine halkın doğrudan seçtiği parlamenter sistemde meclis içinden çıkan hükümetin veyahut da başkanlık sistemlerinde doğrudan halk tarafından seçilmiş başkanın ortaya koymuş olduğu kararlara, uygulamalara bütün bürokrasi uymak zorundadır. Anayasamızda önceki parlamenter sistem döneminde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gelmeden önce Başbakan ve Bakanlar Kurulu idarenin, yürütmenin başı olarak konumlandırılmış ve Sayın Kaymakamım, özür dilerim. Ses geliyor. İsterseniz katılımcıların sesini kesme imkanımız varsa onları bir ikaz edelim. Ben kesebilir miyim acaba? Fatih Bey, bu sesi nasıl kesebiliriz? Ne? Hangi sesi hocam? Yani şey var, şu anda konuşmacı konuşurken dışarıdan gürültüler geliyor. Diğer katılımcılardan birinin mikrofonu... Tamam hocam, ben bakıyorum, kesiyorum şimdi. Tamam. Ben arkadaşlara bakıyorum. Tamam, kusura bakmayın. Tamam hocam, ben ayarlıyorum. Evet, evet. Anayasamızda yürütmenin başı olarak Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanlar Kurulu tabiri vardı parlamenter sistemin uygulandığı dönemde. Burada Başbakan hem hiyerarşik olarak hem de hukuki olarak bürokrasinin başında konumlandırılmıştı. Bakanlar Kurulu'nu oluşturan bakanlar da aynı şekilde bakanlık teşkilatının hiyerarşik olarak amiri ve bakanlık teşkilatında çalışan memurlarda, bürokratlarda bakanın vermiş olduğu talimatlara uymak zorunda oldukları aşikar bir şekilde ortadaydı. Buradan da anlıyoruz ki hem demokratik sistemlerde hem de hukuk açısından siyasetin, bürokrasinin üzerinde konumlandırılması tartışma götürmez bir gerçektir. Ve olması gereken de siyasetin hem meclis aracılığıyla hem yürütmedeki başbakan, bakanlar kurulu veyahut da başkanlık sistemindeki başkan aracılığıyla ortaya koymuş olduğu hukuka uygun her karara
bürokratların uyması temel kabul edilen ve beklenilen bir neticedir. Tabii teoride olan bu durum, teoride olması gereken bu durum uygulamada her zaman ortaya çıkıyor mu? Tabii ki çıkmıyor. Eğer öyle olsaydı hem ülkemizde hem de dünyanın birçok yerinde darbeler ortaya çıkmazdı. Teoride olması gereken bu durumun uygulamada olduğunu maalesef göremiyoruz. Bunun da temel nedeni siyaset ile bürokrasi arasındaki ilişkide her iki tarafı oluşturan kesimin de sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerekliliği ve demokratik bir anlayış çerçevesinde buluşması gerekliliğidir. Ve insanlarımızı yetiştirirken öğrencilik aşamasından itibaren demokratik bilinçle yetiştirilmesi de bu açıdan elzemdir. Neticede demokratik bilinçle yetişmeyen bir gençlik, bir nesil daha sonra siyasetçi veyahut da bürokrat olarak hizmet ettiğinde maalesef ki demokratik durumu ortaya çıkması beklenilemez. Değerli arkadaşlar, bunun yanında tabii bürokrasinin bu ilişkide fazlaca büyük olması, hem yapı olarak hem nitelik olarak büyük olması, bir takım özelliklerinden dolayı süreklilik gibi, uzmanlık bilgisi gibi bir takım fonksiyon ve güç kaynakları neticesinde siyasetin karşısında güç kazanmaktadır. Bürokrasiyi siyasi denetim altına almak, bürokrasiyi siyasi ve demokratik denetim altına alabilmek için de tabii ki siyasetin de güçlü olması, kendi elindeki güç kaynaklarını çok iyi kullanması gereklidir. Ama bunun için de siyasi istikrar temel bir şeydir, olması gerekendir. Siyasi istikrarın olmadığı, güçlü hükümetlerin ortaya çıkmadığı bir ülkede süreklilik arz eden ve birçok güç kaynağı olan bürokrasinin siyaset karşısında hele bir de demokratik bilinç içinde ortaya çıkmamış ve gelişmemiş bir bürokratik anlayışın siyaset karşısında demokratik bir denetim altına girmesi zordur. Ülkemizde bu sıkıntıları yaşamıştır birçok kez. Yakın zamanda da yaşamış. 15 Temmuz'u biliyorsunuz maalesef. FETÖ darbe girişimi olmuştu. Kanlı darbe girişimi. Tabii bu FETÖ açısından değerlendirmeyi hepimiz biliyoruz, yapıyoruz ama ben burada daha çok şuna dikkat çekmek isterim. FETÖ'nün bürokrasiyi hala önemli bir güç gördüğü ve ülkedeki kontrolü ele geçirmek için bürokratik mekanizmaların ele geçirilmesi anlayışında olduğu aslında bu FETÖ'den dolayı değil, hala bizim bürokratik açıdan demokratik olgunluğa gelmememizin de bir göstergesidir. Biliyorsunuz FETÖ daha çok bürokrasi açısından örgütlenmiş, siyasette o kadar etkili örgütlenme içerisine girmemiş bir örgüttü ve neticede elde etmiş olduğu makamlar neticesinde hakikaten ülkemize büyük zararlar vermişti ama hamdolsun daha sonra demokratik birliği içinde hareket eden halkımız 15 Temmuz gecesinde bu faaliyete son vermişti. Ama bizim buradan çıkartmamız gereken dersler var. Bürokrasiyi hala demokratik denetime alma zorunluluğu içerisinde olduğumuzu ve bu açıdan da yapacak daha çok iş olduğunu hepimizin görmesi gerekiyor. Peki bu ilişki içerisinde bürokrasi ile siyaset arasındaki bu ilişki çerçevesinde bürokrasinin fonksiyonları ve güç kaynakları nedir diye akla geldiğinde en önemli şey bürokrasinin sürekliliğidir arkadaşlar. Süreklilik bürokrasiyi her daim güçlü kılmıştır. Hele bir de siyasi açıdan istikrar olmayan ülkelerde ve dönemlerde sürekli hükümetlerin değiştiği, ülkemizde 90'lı yıllarda öyle olmuş ki 2 ayda bir hükümet değişir hale gelmiş bir dönem yaşamıştık. Hele böyle bir atmosferde yaşıyorsak ya da ülkede yaşıyorsak, dönemde yaşıyorsak sürekli arz eden bir bürokrasi tabii ki siyaset karşısında her zaman güçlü olacaktır. Zaten
süreklilik şunun da bir göstergesidir. Devlette süreklilik, devlette devamlılık asıl kuraldır çerçevesindeki yansıma aslında bürokrasinin varlığıdır. Bürokrasinin sürekliliğidir. Bürokrasi süreklilik arz ederek hukuk durumunu ortaya koymaktadır. Diğer bir güç kaynağı bürokrasinin uzmanlık bilgisiyle mücehhez bir yapıda olmasıdır. Hele bazı çetrefilli konularda vergiler gibi, bütçe hazırlama gibi, planlama yapma gibi, personel işlerindeki o mevzuattaki gibi ve diğer bunun yanında tabii tıp alanı da buna dahil edilebilir, hukuk alanı da buna dahil edilebilir. Teknik alan, mühendislik alanları da buna dahil edilebilir. Böylesine çetrefilli uzmanlık bilgisi gerektiren konularda bürokrasinin bu uzmanlık bilgisine sahip olması tabii ki onu siyaset karşısında güçlü kılmaktadır. Bürokrasinin diğer bir şeyi, güçlü güç kaynağı kurum ideolojisi ve kültürüdür. Kurum ideolojisi, kurum kültürü bir bürokratik örgütün çevresinden elde ettiği ve kendi içerisinde oluşturmuş olduğu etkenler neticesinde dışarıya vermiş olduğu davranışlarla ortaya çıkar. Dışarıya vermiş olduğu tepkilerle ortaya çıkar. Her ülkede kurum kültürü çok güçlü olan kurumlar vardır. Öyle ki ülkemizde mesela bu açıdan en başta gelen ordu, askeri sistem, askeri bürokrasi kurum kültürünün çok ön planda olduğu bir kurumdur. Mesela sivil bürokrasi açısından Maliye Bakanlığı öne çıkmaktadır. Hatta maliyecilerde öyle bir söz vardır ki şöyle derler tecrübeli maliyeciler: bir maliyeye girmeden önce herkes dinci olabilir, herkes komünist olabilir, solcu olabilir, ülkücü olabilir, sağcı olabilir, solcu olabilir, dinsiz olabilir, ne olursa olsun ama maliye girdikten sonra herkes maliyecidir diye bir söz vardır maliyede, ünlü bir söz. Aslında bu kurum kültürünün insanı, kendisinde çalışan insanları da nasıl dönüştürdüğünü göstermesi açısından önemli bir örnektir. İnsanı bile dönüştüren kurum kültürüne sahip olan bürokratik örgütlerin siyaset karşısında da, hele bir de siyasi istikrarın olmadığı, güçlü yapıda olmayan dönemlerde siyaset karşısında güçlü olması tabii ki kabul edilebilen bir realitedir. Tabii plan ve bütçe hazırlama gibi noktalarda bürokrasinin söz sahibi olması buna örnektir. Tabii zamanımız sınırlı olduğundan ben hepsini anlatmayacağım. Siz tabii ki biliyorsunuz, hocalarımızdan da dinliyorsunuz. Peki siyasetin bürokrasi karşısında bu süreçte güç kaynakları nedir? Siyasetin en önemli güç kaynağı meşruiyetidir. Siyaset yetkiyi doğrudan halktan alır, halka hesap verir ve bu meşruiyet kaynağı neticesinde bürokrasinin üstünde yer alması kabul edilebilir bir gerçektir. Bunun yanında mesela ben tez çalışmamda idari reform ve idarede yenileme gibi çalışmalara da odaklanmıştım. Her hükümet iş başına geldiğinde ülkemizde, belki de dünyada da aynı şekilde böyle, ilk ortaya koyduğu bürokratik yapılanma, idarede yenilenme, idarede reform şeklinde vaatler. Tabii bunun öncelikli amacı kamu hizmetlerinde etkinliğin, verimliliğin sağlanması olabilir. Ama bunun altında yatan gerçeğin aslında siyaset ve bürokrasi arasındaki bu güç mücadelesinde siyasetin bürokrasiyi siyasi ve demokratik denetim altına alma arzusu ve çabası olarak da görülmelidir bu çalışmalar. Ülkemizde de bu açıdan her hükümet kendi gücü yettiğince bir şeyler yapmaya çalışmış. Tabii arkasındaki halk desteği ve ne kadar sürede ve dönemde hükümet olduğu gerçeği neticesinde başarılı olabilmiştir.
arkasındaki halkın, halk gücü yüksek olan, yüksek oranda oy almış ve güçlü liderlik yapısı olan hükümetlerde bu idari reform ve idari yapılanma açısından köklü değişiklikler yapılabilmiş. Siyasi denetim ve demokratik denetim bürokrasi üzerinde nispeten sağlanabilmiş ama kısa ömürlü ve arkasındaki halk desteği az olan, hele bir de koalisyon hükümetleri döneminde kendi aralarında bile anlaşamayan partilerin oluşturmuş olduğu hükümetler döneminde ise bürokrasiye karşı idari reform ve idari yenilenme gibi çabalar beyhude bir çaba olarak kalmış. Söylemden öteye geçememiş, uygulama noktasında da bir karşılığı olmamış. Bunu yakinen gördük, yaşadık, inceledik. Peki siyasetin bunun yanında hangi gücü vardır? Atama yetkisi vardır. Bürokratlar ekseriyetle şahsın da dahil olmak üzere böyle yükselme hırsı ve ihtirası içerisindeyiz. Bu ihtirasımızı siyasetçiler de çok iyi bir şekilde kullanabilir. Eğer bir kişiyi bir yere atayacaksa yapmış olduğu politikaları, ortaya koymuş olduğu hedefleri gerçekleştirebilecek mentalitede, gerçekleştirebilecek yapıda ve dünya görüşünde olan bürokratları iş başına getirerek en azından bürokrasi üzerindeki o denetimini sağlayabilir. Tabii bunun yanında bütçe, işte para aktarma, biliyorsunuz bütçeyi meclis onaylar. Meclisin onayladığı bütçe neticesinde kamu kurumları da oradan nasibini alır. Bu açıdan da bürokrasiyi hükümetlerin, siyasetin istediği şekle sokması açısından da bütçenin yapılması da önemli bir güç kaynağıdır. Neticede her bürokratik örgüt paraya ihtiyaç duyar. Hem personel giderler açısından hem de daha büyük, daha büyümek için. Biliyorsunuz hem Peter ilkesi hem Parkinson kanunu duymuşsunuzdur. Buralarda bürokratik örgütler her zaman gelişme ve genişleme eğiliminde olduğunu biliyorduk buradan. Bunu yapmak için de tabii ki finansman destek çok önemlidir. Siyasetin vermediği, siyasetin ayırmadığı bir bütçe olmadan bürokratik örgütlerin büyümesi düşünülemez. Bu açıdan da bürokratik örgütler siyasetle uyumlu bir şekilde çalışmak isterler. Hatta şöyle bir örnek verebilirim. 28 Şubat sürecinde 28 Şubat darbesi yapıldıktan sonra, Refah Yol Hükümeti düşürüldükten sonra ordunun yapmış olduğu ilk icraat kendisine ayrılan paylarla alakalı bir düzenleme çıkartmış ve bu düzenlemeyle hükümetlerin orduya ayırdığı finansman kaynaklarını sınırlandırma yetkisini sınırlandıran bir düzenleme yapmıştı. O süreçte Refah Yol Hükümeti döneminde askeriye hep şunu diyordu, işte bilerek hükümet bizim kaynaklarımızı kesiyor, bize pay ayırmıyor gibilerinden bir yakınması vardı. Darbeyi yaptıktan sonraki süreçte de ilk icrası da bu olmuştu. Buradan da anlıyoruz ki Refah Yol Hükümeti döneminde hükümet bu ilişki çerçevesinde bürokrasiyi denetim altına almak için bu yetkisini kullanmış. Ama tabii ki başarılı da olamamıştı. Neticede darbe başarılı olmuş ve Refah Yol Hükümeti de maalesef düşmüştü. Siyasetin birçok böyle gücü var. Belli başlarını saymak istedim. Şu an aklıma gelenler bunlar. Peki demokratik açıdan siyaset nasıl olmalı? Demokratik açıdan siyaset layüsel midir? Yani hiç sorgulanmaz mıdır? Tabii ki bunu da kastetmiyoruz. Demokratik açıdan siyasetin hem hükümet olarak hem meclis olarak ortaya çıkmış olduğu durumlarda öncelikle bireysel hak ve hürriyetlere saygı göstermesi elzemdir. Anayasal bir korumaya, güvenceye kavuşturulması, kavuşturulan bireysel haklara saygı duyması, bunların gerçekleştirilmesi için ortam hazırlaması hükümetlerin, siyasetin üzerine düşen en büyük vazifelerden birisidir. Ne kadar oy alırsa alsın, ne kadar güçlü olduğunu düşünürse düşünsün, bu alanda hiçbir şekilde hükümetlerin
gayri hukuki bir şey yapması kabul edilemez. Bu siyasetin de meşruluğunu zayıflatan bir şey olur. Neticede demokratik bir düzlemde, demokratik bir ülkede en önemli şey seçimle iş başına gelmenin yanında bireysel hak ve hürriyetlerin anayasal güvenceye altında olmasıdır. Hükümetlerin, siyasetin buna saygılı olması en kabul edilebilen, en öncelikle kabul edilmesi gereken bir şeydir. Ve neticede bunu gerçekleştiren bireysel hak ve hürriyetleri en fazla bir şekilde uygulanmasını gerçekleştiren ve bu açıda bu düzlemdeki engelleri ortadan kaldıran hükümetlerin de halktan daha fazla oy aldığı, halktan daha fazla kabul gördüğü de hem ülkemizde hem de dünyada takip edilebilecek bir realitedir. Bireysel haklar açısından engelle, mesela 28 Şubat sürecinde ortaya çıkan birçok yasaklar vardı. AK Parti iktidarı da ilk gelmeden önce 3Y kuralıyla gündeme gelmişti. Birisi yasaklar, yolsuzluklar. Diğer Y neydi onu unuttum ama yasaklar, yolsuzluklar vardı. Mesela yasaklar noktasında çok önemli aşamalar kaydettiği için belki de AK Parti'yi iktidarda tutan en önemli noktalardan birisi de bireysel hak ve hürriyetlerin gerçekleştirilmesi noktasında gerekli adımları atabilmesiydi. Peki bunun yanında siyaseti demokratik açıdan kısıtlayan diğer bir şeyse değerli arkadaşlar, mesela ben iş başına geldim, her istediğimi ben sadece kendimi oy verenlere hizmet yaparım gibi bir anlayış. Tabii bu da demokratik açıdan olması, bunun olması kabul edilemez. Neticede seçimle iş başına gelen her siyaset, hükümet, her kendine oy vermeyen herkese de hizmet etmek mecburiyetindedir. Ve azınlıklar başta olmak üzere kendisine oy vermeyenlerin haklarını da korumak açısından siyaset üzerine düşeni yapmalıdır. Ama tabii bu siyasetin de bir aşmazıdır. Hem ülkemizde hem dünyamızda kendisine oy verenler ben sana oy verdim bana hizmet et diye baskı yapar her zaman hükümetlere, siyasete. Bunu ama demokratik açıdan da hukuki açıdan da siyaset herkese hizmet yapması gerekiyor. Her zaman böyle bir aşması var. Böyle bir aşmaz içerisinde siyaset kurumu da. Tabii bu aşmazdan kurtulup gerçek manada hizmet üreten, gerektiği yere gerektiği kadar hizmet üreten ve israftan kaçınan hükümetler de uzun ömürlü olmuşlardır. Ama velakin %100 bunun başarılmış mıdır? Tabii bunu söylemek de çok zordur. Neticede her siyasi kurum, her siyasi parti öncelikle kendisine oy veren kesimi daha fazla hizmet etme eğilimindedir. Bu bütün partiler için geçerlidir. Hem ülke yönetimi açısından hem yerel yönetimler açısından bu böyledir. Belediyeler de aynı yolu gitmektedir. Ama bu neticede krizlere, israflara neden olmaktadır. Bu açıdan da kendi meşruluğunu zayıflatan bir noktaya gelebilir bu şekil bir kendisine sadece kendisine oy vererek hizmet eden bir siyasi anlayış. Bu açıdan da herkese eşit bir şekilde, hak ettiği bir şekilde, adil bir şekilde hizmet eden hükümetler, siyasi kurumlar varlığını uzun zaman sürdürebilmişlerdir. Bunun yanında özellikle az gelişmiş ve demokratik kültürün daha yerleşmediği ülkelerde siyasetçiler ganimetçi bir anlayışta olabilirler. Yani ben bu makama geldim, seçildim. Bu makamın vermiş olduğu tüm imkanları kullanırım ve benim en meşru hakkımdır gibi yanlış bir anlayış neticesinde yolsuzluklar çok fazla olabilir. Bunu engelleyecek olan en önemli şey de değerli arkadaşlar, basın özgürlüğü ve sivil toplumun güçlü olmasıdır. Sivil toplum güçlü olan ülkelerde ancak siyasetin yolsuzluklara ve basının güçlü olduğu ülkelerde siyasetin yolsuzluklara temayül etmesi engellenebilir. En azından %100 engellenmese de sınırlandırılabilir. Ama
sivil toplumun güçlü olmadığı, güdümlü sivil toplum kuruluşlarının olduğu ülkelerde maalesef ki bu çok zordur. Güdümlü demek dediğim kasıt şu, sivil toplum örgütlerinin, siyasi partilerin sivil toplum kolu gibi hareket etmesi, ya iktidarın tam karşısında olması ya da iktidarın tam yanında olması, olması gereken demokratik açıdan, hukuki açıdan, tabii her sivil toplum örgütünün kendi dünya görüşü de var. Kendi dünya görüşü açısından hem muhalefeti hem iktidarı denetleyebilecek olgunlukta olmasıdır. İnşallah yani ülkemizde bu açıdan büyük aşamalar kaydetmiştir önceki dönemlere göre. Ama istenilen seviyeye geldiğimizi ben açıkçası düşünmüyorum. İnşallah sivil toplumun daha çok güçlü olduğu bir ülkede, basının daha özgür olduğu bir ülkede, her ülkede siyasetin yolsuzluklara meyletmesi zordur. Belediyelerde de aynı şekilde, şeyde de aynı şekilde. 90'lı yıllar bunun en büyük örneğiydi. Kısa ömürlü hükümetlerde başa gelen bakanlar maalesef ülkeye hizmet etme yerine bazen kendisi için, ailesi için veyahut da grubu için belli menfaatler elde etme yoluna gitmişti. Bunun da birçok örneği vardır. 90'lı yıllarda çok fazla bir şekilde ortaya çıkmıştı. Yolsuzlukların engellendiği bir anlayışta da halkın desteği çok fazlaydı. Ama yolsuzlukların olması, ganimetçi bir anlayışta olması siyasetin de meşruiyetini zayıflatmakta ve bürokrasiyle olan güç mücadelesinde halk arkasında halk desteğinin görmemesi, halk desteğini eksilten bir husus olmuştu. 90'lı yıllarda da gördüğümüz üzere özellikle koalisyon yıllarında siyasetin bu şekilde bir anlayış içerisinde olması, halk desteğinin az olmasını ve sonuçta da bürokrasiyle olan güç mücadelesinde siyasetin güçsüz kalması ve bürokrasiye karşı gerekli mücadeleyi verecek gücü elde edememesi sonucunu doğurmuştu. Daha sonraki süreçte özellikle AK Parti'nin ilk başa geldiği dönemlerde yolsuzluklarla mücadele kapsamında hem Avrupa Birliği ile uyumlu bir şekilde yapmış olduğu hem de halkımızın da beklentileri doğrultusunda yapmış olduğu çalışmalar onun iktidarda kalmasının, uzun süreli iktidarda kalmasının da yasakları kaldırmasının yanında yolsuzluklarla mücadele etmesi de onu uzun süre güçlü bir şekilde iktidarda da tutabilmişti. Tutuyor, hala da tutuyor. Bu açıdan siyasetin demokratik açıdan da sınırları vardır. Peki demokratik açısından, demokrasi açısından bürokrasi ve siyaset ilişkisi nasıl olacak? Dediğimiz gibi değerli arkadaşlar, siyaset temsili mekanizmayı oluşturan, halktan doğrudan yetki alan bir kurum olarak bürokrasinin üzerinde hiyerarşik olarak da konumlandırılmıştır. Ama bunu gerçekleştirmek için tabii ki siyasetin halkı güçlü olması, halk desteğinin arkasına alması çok önemlidir. Bunu gerçekleştirirken tabii siyaset bazı araçları kullanır. Mesela devletin son dönemlerde 1980'li yıllardan sonra ortaya çıkan dönemde özellikle 1980 öncesi dönemde refah devleti anlayışı malumunuz devleti ve bürokrasiyi büyütmüştü. Temel liberal anlayıştaki adalet, güvenlik gibi temel hizmetlerin yanında birçok hizmeti yapar hale gelen devletler, devlet mekanizması doğal olarak diğer alanlara da, her alana da hizmet etme durumu olduğundan bürokratik açıdan da büyümüştü. Büyük devasa bürokratik yapılanmalar ortaya çıkmıştı. 1980 sonrası dönemde ise daha çok liberal politikalar, neoliberal politikalar uygulandı. Bunun da temel şeyi devletin küçültülmesiydi. Ademi merkeziyetçilik gibi ilkelerdi. Bunun altında da... Değerli Kaybakanım. Buyurun hocam. Çok özür dilerim estağfurullah. Sanırım birkaç dakikamız kaldı. Siz hocam? Tam dakikayı görebiliyorsunuzdur. Ben göremiyorum. Nerede hocam? Öyle mi? Şu anda ders başlayalı 37 dakika oldu yanlış hatırlamıyorsam. Son birkaç dakikamız var. Her an sistem kopabilir. Onun için bir değerlendirme, birkaç dakika içerisinde bence bir değerlendirme konuşması yaparsanız sistemi kapatalım isterseniz. Tamam. Kısaca şunu söylemek isterim.
Siyasi istikrar, demokrasilerde siyasi istikrarın olması, bürokrasiyi siyasi denetim altına almanın temel anahtarıdır. Siyasi istikrarın olabilmesi için de siyaset mekanizmasının, halkın, siyaset kurumunun halkın desteğini arkasına alması elzemdir. Bürokrasinin de demokratik bilinç içerisinde hizmet ederken siyasetin ortaya koymuş olduğu politika ve hedefleri gerçekleştirmesi kabul edilen bir şeydir. İnşallah tabii bu açıdan ülkemiz önemli bir aşama kaydetmiş ama ve lakin alacağımız çok yol vardır. Dilerim ki demokrasi ve siyaset, bürokrasi ve siyaset ilişkisi ülkemizde daha demokratik bir düzlemde gerçekleşir diye ben inanıyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Yani kısa, çok iyi anlatamadık ama kusura bakmayın. Estağfurullah. Çok teşekkür ederiz. Gayet pratiğe yönelik oldu. Arkadaşlar zaten katılımcı arkadaşların bir kısmı sizin okulunuzdan. Bu arada kıymetli İsmail Pendik, Gazi Üniversitesi Siyaset Bilimi Kamu Yönetimi mezunudur. Bizim eski üniversitemizin mezunudur. Fakülte birincisidir. Fakülteyi birincilikle bitirmiştir. Şimdi ben ikincilikle bitireceğim diyecek ama yok, fakülte birincimizdir kendisi. Çok başarılı bir arkadaşımız. Türkiye'nin istikbali parlak bürokratlarından birisidir. Kendisine bu derse verdiği katkı için çok çok teşekkür ediyoruz. Sanırım 1-2 dakika içerisinde dersimiz bitecek. Soru sormak isteyen arkadaşımız varsa değerli kaymakamımıza soru sorabilir. Yoksa Fatih Bey dersi bitiriyoruz. Birden kapanmasın. Bu şekilde dersi bitirelim. Tamam hocam. İsmail Hocam çok teşekkür ederiz. Katılımınızdan dolayı gayet güzel bir ders oldu. Emeğinize sağlık. İnşallah Ankara'ya geldiğinizde ağırlamak da isteriz. Bir araya da gelmek isteriz. Tevfik Hocam zaten ayarlar. Evet. Geçen sene aslında davet etmiştik. Kısmet olmadı. İnşallah şey yapalım. Chat kısmında size teşekkür eden öğrenciler var. Ben de onlara teşekkür ediyorum. Kendilerine evet. Katılımlarından dolayı hem teşekkür ediyorum hem de hayırlı Ramazanlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz değerli kaymakamım. Olun, çok abi. Teşekkür ederiz arkadaşlar katılmanız için. Haftaya arz ederim herkese. Çok sağ olun. Haftaya bir başka derste görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyoruz arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Eyvallah. Sağ olun. Teşekkür ederiz.